Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Bu sabah Şehzade başındaki Muzuka Karakolu'nu İngilizler basıp oradaki askerlerle çarpışarak sonunda şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Bilgilerinize arz olunur. Manastırlı Hamdi. Paşa Hazretleri, Harbiye Telgrafhanesini de İngiliz askerleri işgal edip teli kestikleri gibi bir yandan tophaneyi işgal ediyorlar, bir yandan da zırhlılardan asker çıkarılıyor. Durum ağırlaşıyor efendim. Sabahki çarpışmada 6 şehit 15 yaralımız var. Paşa Hazretleri, yüksek emirlerinizi bekliyorum. Bu vatansever ve cesur, Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı, İstanbul felaketinden haber almak için kim bilir ne kadar çok beklemek zorunda kalacaktık. İstanbul'da bulunan nazır, milletvekili, komutan ve teşkilatımızdan bir kimsenin çıkıp da bize vaktinde haber vermeyi düşünememiş olduğu anlaşılıyor. Demek ki hepsini heyecan ve korku bürümüştü. Bir ucu Ankara'da bulunan telin, İstanbul'da bulunan ucuna yanaşamayacak kadar şaşkın bir duruma gelmiş olduklarına hükmetmek bilmem ki doğru olur mu? Telgraf memuru Hamdi Efendi daha sonra Ankara'ya gelerek karargahımız telgraf memurluğunu yapmıştır. Kendisine borçlu olduğum teşekkürü burada açıkça ifade etmeyi milli ve vatani görevlerimden sayarım. Bu yaşananlar Mustafa Kemal için beklenmedik ve şaşırtıcı değildir. Çünkü Anadolu'nun bazı kentlerindeki hareketlilik, işgal kuvvetlerinin bazı temsilcilerinden alınan gizli bilgiler, İstanbul'un yakın bir dönemde işgal edileceğinin sinyalini vermektedir. Mustafa Kemal, başta Rauf Bey olmak üzere bazı milliyetçi kişileri uyararak bu gelişmeleri onlara da aktarmaya çalışır. Onların Ankara'ya gelmelerini ister. Ama işler yolunda gitmez. 16 Mart sabahı İstanbul'un bu kez resmi olarak işgali başlar. Peki ama işgal kuvvetleri zaten işgal altında tuttukları İstanbul'u neden resmen tekrar işgal etme gereği duymuşlardır? Mondros Mütarekesi'nden sonra ülkenin dört bir yanı zaten işgal edilmişti. Ve bunlara karşı da yurdun çeşitli yerlerinde direnmeler vardı. Bu direnmeler giderek yoğunlaşıyordu. Bunun yanında İstanbul'da Meclis-i Mebusan açılmıştı ve Meclis-i Mebusan da çalışmalarını sürdürüyordu. Meclis-i Mebusan'ın açılmasına padişah izin vermişti. İtilaf devletleri de bir yerde göz yummuşlardı. Yani açılmasına izin vermek zorunda kalmışlardı. Ama Meclis-i Mebusan'daki konuşmalar, tartışmalar, alınan kararlar itilaf devletlerinin çok da hoşuna gitmiyordu. Örneğin misak-ı milli kararlarının alınması ve bunların ilan edilmesi itilaf devletlerini bayağı tedirgin etti. Çünkü burada ulusal bir vatan, eşit bir devlet anlayışı söz konusuydu ve tam bağımsızlıktan söz ediliyordu. Bu da işgalci güçlerin işgalci politikasıyla çelişen bir durumdu. Öyleyse ne yapmak gerekiyor? Öbür taraftan daha Ocak ayı içerisinde meclisin açıldığı sırada Ocak ayı içerisinde Çanakkale'de İtilaf devletlerinin Rusya'ya yardım için Çar'a yardım için oluşturdukları cephanelik basılmış ve buradan silah ve cephane Anadolu'ya kaçırılmıştı. Ve bunların suçlularının da yargılanmasını istemişti hükümetten. Bu konuda da bir başarı elde edememişlerdi. Daha sonra bakıyoruz Maraş'ta İtilaf devletlerine karşı özellikle Fransızlara karşı büyük bir direniş var. Bütün bunları topladığımız zaman İtilaf devletleri diyorlar ki biz öyle bir karar alalım ki şu Türklerin akıllarını başlarına getirelim. Nedir bunun yolu da? Başkentleri İstanbul'u işgal edelim. Hem başkent hem de hilafet merkezi olarak görülen İstanbul'un işgaline karar veriyorlar. İşte bu kararın uygulanmaya konması ve 16 Mart 1920'de bu eylemin fiilen gerçekleştirilmesi çok büyük bir olay yaratıyor. Çünkü bir devletin başkentinin işgal edilmesi demek o devletin varlığına son vermek demektir. Öyleyse Osmanlı İmparatorluğu 16 Mart 1920'den itibaren başkenti işgal edildiğine göre bağımsız bir devlet olma sürecini kaybetmiştir. Bağımsız bir devlet diyemeyiz. Bundan sonra kararlar itilaf devletlerinin isteği doğrultusunda verilecektir.
Bu da bir devletin egemenlik anlayışına indirilmiş en büyük darbedir. Peki bu kabul edilecek mi diye bir soru soracak olursak, İtilaf devletlerinin hesap edemedikleri bir şey gerçekleşecek. O da Anadolu'da insanların birleşmesi, Mustafa Kemal'in etrafında birleşmesi, dayanışması daha da güçlenerek milli mücadelenin dalga dalga büyümesine yol açacaktır. 16 Mart sabahı Şehzadebaşı'ndaki Mızıka Karakolu'nun basılmasıyla başlar işgal. Ardından Harbiye Nezareti, Tophane ve Beyoğlu işgal edilir. İtilaf devletleri bununla da yetinmez. Meclis-i Mebusan'ı basar. Rauf Bey ve Kara Vasıf Bey ile birlikte müdafaa-i hukukçu kimi milletvekilleri tutuklanır ve Malta'ya sürgüne yollanır. Böylece Misak-ı Milli'nin mecliste kabul edilmesi ve milli duygular cezalandırılmış olur. Milletvekillerinin bir kısmı Malta'ya sürgün edilirken bir kısmı da Ankara'ya gidebilmenin yollarını aramaya başlar. İstanbul'dan Ankara'ya aydın göçü başlar. Kalan milletvekilleri de bu koşullarda meclisin çalışamayacağını belirterek meclis çalışmalarını durdururlar. Bu da meclisin padişah tarafından feshedilmesine yol açar. Meclisin feshedilmesiyle Osmanlı meşrutiyet düzeni de sona erer. İşgali haklı göstermek ve halkın tepkilerini önleyebilmek için İtilaf kuvvetleri işgalin geçici olduğunu belirten bir bildiri yayınlar. Bu bildirinin tüm yurda yayılarak halkta korku ve panik havası yaratması yine Mustafa Kemal Paşa'nın aldığı önlemlerle engellenir. Ayrıca işgali protesto eden bir bildiriyle işgal kuvvetlerine cevap verir. Bu bildiri de Türk milletinin bağımsızlık ve milli mücadele yolunda ne kadar kararlı ve azimli olduğunu vurgular. Yurt geneline gönderdiği yazılarda da Osmanlı Devleti'ne son verilmek istendiğini ve hilafet ve saltanat makamının yabancı baskısından kurtarılmasının önemli olduğunu vurgular. Artık milli bağımsızlık için daha hızlı çalışılması gerektiği iyice anlaşılmıştır. Bunun için de öncelikle yapılması gereken halkın temsilcilerinden oluşan kurucu bir meclisin oluşturulması ve milleti temsil edecek bu meclisin hemen çalışmalarına başlamasıdır. Mustafa Kemal İstanbul'un işgalinden 3 gün sonra yayınladığı genelgeyle devletin yasama, yargı ve yürütmeden ibaret olan güçlerinin işgal nedeniyle işleyemez hale geldiğini söyler. Milletin bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak tedbirleri belirleyip uygulamak üzere Ankara'da yeni bir meclisin açılacağını belirtir. Bunun için her sancaktan 5'er kişinin seçilerek Ankara'ya gönderilmesini ister. Ayrıca İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'da yer alan milletvekillerinden gelebilecek olanların da Ankara'ya gelerek yeni meclise katılabileceklerini belirtir. Bu sırada işgal güçleri de boş durmamaktadır. İlk önce Ankara'da yeni bir meclisin kurulmasını engellemeye çalışırlar. Bunun için milletin padişaha duyduğu iyi duygular kullanılmak istenir. Hatta kutsal din duyguları bile sömürülerek Şeyhülislam imzasıyla Kuvayi Milliyecilerin katledilmesine ilişkin bildiriler yayınlanır. Yeni bir seçimi gereksiz bulurlar. Halkta bu yeni seçimle padişaha karşı tavır alınıyormuş hissi oluşturularak halkı milliyetçi görüşlere karşı kışkırtırlar. Bazı iller işgal altında olduğu için seçim yapılamaz. Bazı illerde ise yöneticilerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle seçim güçlükle yapılır. Tekrar sadrazamlığa atanan damat Ferit Paşa da Mustafa Kemal Paşa'ya karşı eylemlerde önemli rol üstlenir. Yaşanan sıkıntılar bunlarla da sınırlı kalmaz. İçeriden ve dışarıdan desteklenen ayaklanmalarla Anadolu'da uzunca bir süre kargaşa ortamı hakim olur. Saltanat yanlılarının Düzce, Hendek, Gerede ve Bolu bölgesinde başlattıkları iç ayaklanma, Nallıhan ve Beypazarı üzerinden Ankara'ya kadar yaklaşarak yayılır. Bu ayaklanmalar bazı milletvekillerini huzursuz eder. Bazı milletvekilleri meclisin açılmasından önce bir ordunun kurulmasını ister. Ancak Mustafa Kemal Paşa önce meclis der.
Nitekim gelişen olaylar üzerine meclisin 22 Nisan Perşembe günü açılması kararlaştırılır. Bu karar tüm yöneticilere duyurulur. Ancak daha sonra İstanbul hükümeti yanlarının yapacağı olumsuz propagandaları önlemek ve Müslüman halkın desteğini alabilmek için açılış tarihi İslam dünyası için ayrı bir önemi olan Cuma gününe ertelenir. İstanbul'un işgal edilmesinden iki gün sonra meclisi mevzustan bir karar aldı. Dedi ki bu ortamda biz çalışamayız. Niye? Milletvekilleri tutuklanıyordu, alıp götürülüyordu. Karar şuydu, özgür bir ortam oluşuncaya kadar meclisi mevzustanın çalışmalarının durdurulması. Şimdi bu kararın alınması ve İstanbul'un işgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa Ankara'da bir karar verdi. Dedi ki bu meclisin yerine çalışamaz duruma düşürülmüş olan meclisin yerine Ankara'da yeni bir meclis açmamız gerekir. Bunun için kolordu komutanlarına, kimi valilere bir telgraf göndererek görüşlerini sordu. Burada kullandığı terim çok ilginçti. Neydi bu? Meclisi müessisan, yani kurucu meclis adı altında bir meclisin toplanmasını istiyor idi. Ancak bazı yerlerden, komutanlardan, valilerden tepki geldi. Kurucu meclis olmasın diye. Çünkü kurucu meclis terimini bizim halkımız anlamaz dediler. Onun üzerine Mustafa Kemal Paşa yayınladığı genelgede selahiyeti fevkaladeye haiz, yani olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara'da toplanmasını istedi, karar verdi. Ve bu karar çerçevesinde bir seçim genelgesi yayınladı. Ülkenin dört bir yanında yeniden seçim faaliyetleri başladı. Şimdi bu kararın alınması Türkiye'de bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü biz tarihe baktığımız zaman genellikle meclislere işte eşraf takımı, ne diyeyim, toplum üzerinde söz sahibi olan kanaat önderleri gelirler, partilerin temsilcileri gelirler. Ancak Mustafa Kemal'in açılmasına karar verdiği selahiyeti fevkaladeye kim gelecekti? Çünkü İstanbul'daki padişah böyle bir meclisin açılmasına karşıydı. Hükümet karşıydı, İtilaf devletleri karşıydı. Öyleyse Ankara'ya gelmek bir yerde fedakarlığı göze almak, hatta ölümü bile göze almak demektir. İşte bu nedenle tüm engellemelere karşılık yurdun dört bir yanında seçimler yapılarak, kellesini torbaya koyarak insanlar Ankara'ya geldiler. Ne için geldiler? Bir vatan davası için geldiler. Vatanlarını işgal etmiş olan işgalci güçleri Anadolu'dan atmak. Dolayısıyla İstanbul'un işgalinin arkasında yeni bir olgu başladı. O da Türk toplumunun yeniden birleşmesi, bir araya gelmesi ve İtilaf devletlerine karşı daha güçlü olmasıdır. Bunun merkezi de Ankara'da açılacak meclis oldu. Dolayısıyla İtilaf devletlerinin yaptıkları hesaplar boşa çıktı. Yeni bir direnme noktası, ama bu direnme noktası nedir? Halk oyuna dayalı olarak oluşturulmuş bir direnme noktasıdır. Yani halkın temsilcilerinden oluşan bir meclisin oluşturulmasıdır. Ki bu da yeni bir devletin kurulmasına temel teşkil edecek gelişmeleri, oluşumları başlatacak bir karardır. 21 Nisan günü Mustafa Kemal Paşa tüm memlekete yayılacak şekilde heyeti temsiliye adına bir bildiri yayınlar. Bildiride 23 Nisan Cuma günü Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak Cuma namazından sonra meclisin açılacağı duyurulur. Hilafet ve saltanat makamıyla tüm vatanın kurtuluşu için ülkenin her yerinde hutbeler okunması, hatim indirilmesi istenir.
milletin seçtiği vekillerden oluşacak bu meclisin alacağı kararlara ve vereceği emirlere her bireyin uyması için de din adamlarının halkı uyarıcı vaazlar vermesi istenir. Ertesi gün bu bildiriye ek olarak kısa bir tebliğ daha yayınlanır. Bu tebliğ de meclis çalışmalarına başladıktan sonra askeri ve sivil bütün makamların, bütün milletin sorumlu olduğu tek yerin bu meclis olacağı belirtilir. 23 Nisan 1920 Türk milleti için yeni bir dönemin başlangıcı olacak ve önemli yer tutacak bir gün olarak tarihe geçer. Ankara o gün tarihi günlerinden birini yaşar. Sabahın erken saatlerinde evlerinden aceleyle çıkan genç, ihtiyar, kadın, erkek, büyük, küçük herkes tören alanını doldurmaya başlar. Açılacak meclis binası ve Hacı Bayram Veli Camii arası hınca hınç dolmuştur. Yunus Nadi Bey o günkü manzarayı yansıtırken bunun usulüne uygun bir ibadet olmadığına, ulusun kendi kaderini kendisinin çizmeye yönelik bir eylem olduğuna vurgu yapar. Meclisin açılış konuşmasını en yaşlı milletvekili olan Şerif Bey yapar. Şerif Bey konuşmasında İstanbul'un işgalinden ve ülkenin içinde bulunduğu durumun olumsuzluğundan bahsederek bu duruma baş eğmenin yabancı köleliğini kabul etmekten başka bir şey olmayacağını belirtir. Ezelden beri özgür yaşamış bir ulusun böyle bir kaderi asla kabul etmeyeceğini ifade eder. Halkın da bunu kabul etmediği için hemen milletin vekillerini seçerek Yüksek Meclis'in meydana gelmesinde önemli rol üstlendiğini belirtir. Milli bağımsızlık yolunda başarılı olmayı dileyerek konuşmasını sonlandırır. Şerif Bey'in açılış konuşmasında kullandığı "Büyük Millet Meclisi'ne açıyorum" sözleriyle meclisin adı da belirlenmiş olur. Bir süre sonra Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi adını alır. Bu çok önemli bir adımdır. Mustafa Kemal Paşa hedeflediği milli bağımsızlığı sağlayacak şartları yavaş yavaş oluşturmaya başlamıştır. Bunun için de öncelikle bir icra organının yani hükümetin oluşturulması gerekmektedir. Nitekim meclisin açılmasından hemen sonra hazırlayıp sunduğu önergede bu konuyu şöyle dile getirir. Hükümetin kurulması zaruridir. Geçici olarak bir hükümet başkanı seçmek veya padişaha vekil tanımak mümkün değildir. Mecliste yoğunlaşan milli iradenin doğrudan doğruya vatanın mukadderatına el koymuş olduğunu kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisine toplar. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir heyet, hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu heyetin de başkanıdır. Bu önerge meclis tarafından kabul edilmiş ve devamında Mustafa Kemal 24 Nisan günü meclis başkanlığına, dolayısıyla hükümet başkanlığına seçilmiştir. 25 Nisan'da Büyük Millet Meclisi, milleti birlik ve beraberliğe çağıran ve düşman propagandasına kanılmaması gerektiğini belirten bir bildiri yayınlamıştır. Meclis çalışmalarına ara vermeden hızla devam etmiştir. Türk tarihinin dönüm noktasını oluşturan bu meclisin özelliklerini ele alacağımız programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola, dağlardan dağlara o zafer türküsü, şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola, taze bir bahar açmış yurdun gözünü. Al bayrağım, Ankara Kalesi'nde hür, dalgalanmakta altın bir çağa doğru. Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.